All God time, you made me feel sweet. And if I'm losing my mind, would you lose yours with me? You made me wanna melt. Herkese merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Uyanır uyanmaz direkt hazırlandım. Normalde pek yaptığım şeyler değil ama böyle karşınıza çıkmışken şöyle hazırlanayım, süsleneyim, böyle sizin de ruhunuzu açayım istedim. Şöyle bugün çok güzel bir gün. Hem yediklerimi, içtiklerimi çekeceğim. Hem de AVM'ye de gideceğiz, biraz gezineceğiz. Böyle hem yememi hem böyle günlük hayatımı sevenler için kombo bir video. İkisi bir arada olacak kısacası. Öyle uyandım. Uyanır uyanmaz hemen hazırlandım. Sonra dedim ki kahvaltı daha etmedim. Ya şöyle bir fit kurabiye mi yapsam? Güneş de var. Hem böyle fotoğrafları Instagram'a da atarım. Işık da çok önemli oluyor çünkü. Alışveriş merkezine gittiğim zaman kahve alacağım her türlü. O Allah'ın emri gerçekten kaçmaz. Starbucks var çünkü çok seviyorum ve özlüyorum kahvelerini. Fit kurabiyemden de olmadı yanımı da götürürüm. Orada da böyle bir arayın yaparız hemen diye düşündüm çünkü acıkıyorum. Kahvaltıda da ne yapsam bilmiyorum. Yulaf lapası düşünmüştüm ama şimdi tatlı yersem öğlenliğinde fit kurabiye tatlı ya beni bayabilir. Sanırım normal kahvaltı etmeye karar verdim. Tam şu an aldım bu arada bu kararı. Yani 12 dakika önce yulaf lapası yapacaktık. Ama sanırım böyle yumurta, domates, peynir, zeytin falan atıştırayım. O zaman hemen bir kahvaltımı hazırlayayım. Kurabiyem hazır. O kadar güzel ki. Tayın tadını seviyorsanız muhteşem. Bir de ağza dağılma kısmını göstereyim mi? Bakar mısınız? Nasıl dağılıyor. İçinde de damla çikolata var. İnanılmaz dağılıyor. Bakın yumuşaklığı. Bayağı güzel. Tarifi merak ediyorsanız arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan tarifi fotoğrafı paylaşacağım zaten. Sürekli orada tarifler de geliyor. Truly take my heart. It's only time apart. Bu arada bugün tartıldım. Bir hafta dışarıda falan yeri geldim yiyorum ya. Ya dışarıdayım ya. 200 gram vermişim sanırım koşturmadan ve hani orada kalorili şeyler çok yemiyorum. Sağlıklı beslenmeye devam ettiğim için gayet güzel koruyorum. O yüzden akşamleyin geldim. Bir waffle ısmarlasan diyormuşum. Bir gün kaçamakla nasıl besleniyorsam çekeceğim. Yani abartarak yediğim bir gün çekeceğim. Böyle işte birazcık waffle yedim ya da işte birazcık tatlı yedim işte kaçamağım buydu tarzı bir video olmayacak tabii ki. Kaçamak zar bir kaçamak olacak yani. Şunları ben yiyeyim. Ondan sonra çıkalım. Çok geçe kalmayalım. Hazırım arkadaşlar. Son durum böyle. Altıma da bir beyaz spor ayakkabı düşünüyorum. Gayet olduğu gibi. Bu arada kemeri takmak zorundayım. Çünkü belden biraz bol. Çok da düşüyor. O yüzden böyle taktım. Çok da kötü durmadı zaten. Altıma da beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Hava çok güzel. Güneşli. Ve çıkıyoruz. Bu arada mont alır mıyım bilmiyorum ya. AVM'de de yürüyeceğim ya. Bu sefer çok sıcak geliyor. Keşke şöyle beyaz bir yeleğim olsa diyelek. Bak hep eksiğim çıkıyor işte.
avokadolu çoraplarımla güne devam ediyorum. Bu arada tabii ki üstüme bir şey aldım çünkü ben belli olmuş bir şey bilirim. En incesi buydu. İçi ince, üstü kürklü. Günaydın da moş. O yüzden en mantıklısı buydu. Vallahi üşürüm. Hasta da olmayayım şimdi. AVM orta yoğunlukta. Öyle çok yoğun değil. Ama tabii biraz insanlar var. Şimdi ben ilk başta diyorum ki Bershka'ya bakayım. Tam Bershka'yı gördüm. Bershka, Stradivarius, Plant 1. Zara'ya girmem lazım. Zara çok pahalı çünkü. Bir kabana 400 lira vermek istemiyorum. Bir Bershka'dan bir fikir edineceğim, bakacağım. Bir sene kadife şopmanlar moda. Bende de var. Bunda açık ilası var. Ama inanılmaz sıcak tutuyor. Siyahı da var. Fiyatı... Fiyatı 150 TL. Ben 50 lira bile almıştım Trendyol'dan ama çok güzel. Şöyle kabanlar var. Ama ben bu tarz sevmiyorum ve bence insan olduğunun daha iri gösteriyor. Bunlardan değil. Ben böyle daha uzun ve daha düz seviyorum. Böyle geniş değil. Wow, elbisenin güzelliği. Şurada bir dekoltesi var bacakta da. Ama çok güzel. Grisi de varmış. Kodunu gösteriyorum. Bence çoğu insan soracak buna. Kodu bu arkadaşlar. Bayağı güzelmiş. Ben de bayıldım. Bayağı güzel. Fiyatı 180 TL. Bir de bu sene böyle pufuduklar moda. Şu da çok güzel. Ama çok pahalı ya. 360'ın yüzü yarısı. Sözelciğim, ben size hesaplayın. Arkadaşlar. Kombin etmek zor belki ama ben bu tarz böyle modları çok seviyorum. Bu renkleri parlak. 400 TL. Değer mi? Bilemiyorum. Ama güzel. Böyle eşofmanlar da mod. Böyle 300 küsüre geliyor sanırım. Böyle deri ceketlere bayılıyorum. Deri ceket eksiğim var ama fiyatı bakar mısınız ya? 460 TL abi. Batarız ya. Vallahi bundan bu tarz 2-3 şey alsam bittik yani. Ay bayıldım. Çok güzel değil mi? Topuklu ayakkabılarla bile. Arkadaşlar efsane değil mi ya? Denedim vallahi, dayanamadım. Hatta 36'sını denedim. Çünkü 38'ler artık bana bol geliyor. Artık da altım bile 36 oldu. Netlemiyor. Kabul edemedi bedenimde bunu. Ama yüksek bel olması, hatta bakın belden bir tık bile bol. Bayağı güzel. Çok iyi durdu. Bayıldım. Bedeni, sarması çok iyi. Vallahi 200 kaç para etti? 250 TL. Normalde 250 TL bir pantolon vermem ama modeline bayıldım. Topuklu ayakkabılarla da güzel olur. Spor ayakkabılarla da. Bayağı güzel. Sanırım ben bunu alacağım arkadaşlar. Kodu da bu. Bendeki 36 beden. İşte sıkıntı nerede başlıyor biliyor musunuz? Denemekte. O yüzden denemek istiyorum. Çünkü denediğin zaman güzel olacaksa alacağım biliyorum. Fiyatı görünce şey diyorum, yok. Neyse diyorum. Şimdi bu pantolonu denedim 250 lira. Ama pantolon 250 lira vermem. En fazla 110 lira veririm ama bu yapıda bence bir pantolon bulamam gibi geliyor. Çok iyi yapmışlar. Alacağım galiba. Arkadaşlar bu da çok güzel. Rengi falan açık renk. Benden bir tık bol ama çok değil. Harika. Açık gri. Bayağı açık gri. Böyle. Kodu da merak edenler için. Bunu almam herhalde. 229 liraya değecek bir pantolon değil açıkçası. Ama rengi güzel. Bu renk bir pantolon. Daha uygun fiyatta bakarım. Rengine bayıldım. A few moments later. Sanırım ikisini de alıyorum arkadaşlar. Bana şans dileyin. Sadece koç olanı aldım arkadaşlar. Griyi almadım çünkü yani çok da abartmak istemedim. Bir acele de etmek istemedim açıkçası. Hayret, benden beklemeyecek hareketler. Normalde böyle bir şey bedenime bulduğum an alırım. Ama genelde o eskidendi. Yok ya, almadım. Bir sürü varsa da bakacağım. Bu renklere bayılıyorum ya. Şu botun güzelliğine bakar mısın? Parlak ve çok iyi. Harika, tam senin model. Etekle de tam yılbaşı konsepti olmuş. Arkadaşlar Stradivarius'tan da çıktım da artık bir şey bakmayacağım. Yeterli zaten. Yani her şey çok güzel, kötü diyemem.
bir tık sevmediklerim var ama genelde çok güzel. Düzersem çarpılırım zaten. Harika ama biraz fiyatlar pahalı ne yazık ki dolardan dolayı. Mekik'ten arkadaşım kahvelerin aslında bir tane çikolata gösterdi. Aslında çoğunuz biliyordur gofrik. Ben iki defa yedim ama bizim anti fıstıklı baklava gibi. Şu an aslında normal sağlıklı şeyler gösteriyorum ama bunu da arada yemek isterseniz de ben şimdi kahve dünyasında bulmuşken birkaç tane alacağım. Tadına bayıldım. Aldım arkadaşlar. Hatta bir tane bitterlisi de varmış. Bitterliyi de aldım. Bakayım nasıl. Fiyatı da 3 TL. Fıstık parçalı, fıstık ezmeli, sütlü. Yani o kadar güzel bir çikolata ki. Kaç almışım? 5 tane. Şimdiki durağımız düzleştirici tarak almak ve ondan sonra işimiz bitiyor, çıkıyoruz. Kahveye de dedim ki ben kendimce, evimin yakında var Starbucks. Şimdi burada alıp da çok çünkü daha midem dolusu falan içtim. Lütfen evimin yakındaki Starbucks'ı alırım. Hem oturarak keyifli keyifli evimin etrafında ya da evimde içerim. Arkadaşlar düzleştirici tarak olarak şu Arzum'un değil mi? Arzum'unkini alacağım ama fiyatı yazmıyor. Bitmiş mi yoksa? Kesin bitmiş ya benim şansıma. İşte benim söylediğim buydu arkadaşlar. 400 TL'lik olan. Burada var. Arkadaşlar ürün bu. Tabii ki şu an denemem zaten olsa bile. Asla bu dönemde. 400 TL. Diğeri de 250-300 TL falan ama çalışan kadınla konuştum. Bu 700 liraya 800 liraya satıldı. Diğeri plastik ama bu direkt düzleştirmek için birebir dedi. Diğeri böyle sadece hafif hani şey kabarıklığını ya da kavurcuklığını alıyor ama bu direkt düzleştiriyor dedi. Sanırım bunu alacağım. Birkaç kişi de yapmış. YouTube'da video çekmiş. İzledim. Gerçekten düzleştiriyor. Yani sonuçta alacağım, para kıyıracağım. 10 yıldır aynı düzleştirici kullanıyorum. 400 lira verebilirim gibime geliyor. Son bir karar verip geliyorum. Benim kadar kararsız biri var mıdır acaba ya? Ben bir şey olsun tam olsun istiyorum ve saçlarım zaten düz benim. Böyle tam düzleştirsin istiyorum ama YouTube'da birkaç kişi paylaşmış. Bir kere daha bakacağım ondan sonra karar veriyorum. Arkadaşlar izledim kızı ve saçları baya baya kabarık yani. Baya kabarık ve güzel yapmış ki benim saçım o kadar inanılmaz bir kabarık değil. Sanırım alayım ya ben bunu. Yani çok kıvır kıvır olsam düşünürdüm de bu benim hatta fazlasını görür. Uygun fiyatı da alsam olur ama almışken tam alayım. Ben düzleştiriciyi 10 yıl kullandım. Bunu da bir 5-6 yıl kullanırım diye düşünüyorum. Alırım bir hayırlı olsun bunu. Kullanan belki şey diyecek işte bu elektriklendiriyor falan. Evet elektriklendirme olayı varmış. Hızlı hızlı tararsan tarak gibi elektriklendiriyormuş. Güzel güzel sakin sakin tarayacaksın. Hepsi püfür noktaları bileceksin. Yani çok da kötü olacağını zannetmiyorum dediğim gibi. Benim zaten felaket bir kıvırcık saçım yok. Düz sadece benim olayım indirsin, kabarıklığını alsın. Öyle çok da bir heyecan tarzı bir şey aramıyorum. İşte eve gidince birlikte deneyelim mi? Tamam. Böyle pişmiş ağızda dağılan. Şimdi şu lattemle çok güzel bir keyif yapacağım. Yoruldum. Sabahtan beri ayaktayım. Ondan sonra görüşelim. Evet. Ve o an geldi. Ben de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar düzleştirici açtım bu arada. Hatta bir saniye şöyle bir çalıştırayım. Bir şey takayım. Böyle bir prospektüsü var yani bildiğiniz o kadar fazla ki bir an şey dedim ameliyat falan mı yapacağım bu ne o kadar fazla bilgi var ki yani çok fazla bilgiden var çünkü şurada zaten gösteriyor ve kesinlikle böyle hızlı hızlı tararsınız elektrikler aynı düzleştirici gibi böyle parça 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 yapın diyor hani hızlı hızlı taradığı zaman olmuyormuş tarandığı zaman gösteriyor işte bir de ıslak bir bezle ya da böyle hafif bir bezle temizleyebilirsiniz diyor 3 santim 3 santim alırsanız olabilirmiş. Ya da 3 santim 3 santim üstten bir de alttan alacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Dakika bir gol bir ya.
tanesi daha ince telliler için 170 derece. İkincisi de kalın teller için. Ben de kalın telliyim, o yüzden ikinciye yaptım. Mesela şöyle inceye aldınız diyelim. Mesela böyle yanıp sönüyor. Yanıp sönmesi demek daha hazır değil. Tamamen ışık yanması gerekiyor. Benimki bak şu an 200 derece ayarlanmış. Saçım toplayken inanılmaz kabarık değil. Ama açıkken zaten biliyorsunuz saçlarım kabarık. Bakalım nasıl bir performans izleyecek. Şey diyorum, bir tarafını bırakacağım. Şimdi size göstermek için bir tarafını yapacağım. Şu tarafını. Burası bir tık daha kabarık. Başlıyorum, hazır mıyız? Burada dakika bir gol bir sakız yapıştı. Şurada sakız vardı. Bu an bunu temizlerim ıslak mendille soğuyunca. Haydi bakalım. Çok heyecanlıyım. Umarım olur. Ve olay denilene göre arkadaşlar hızlı hızlı yapmayacaksın. Yani şöyle tarandan elektrikleniyormuş. Yavaş yavaş taramamız gerekiyormuş. Bir de şuradan da aynı şekilde alıyorum. Şuradan. Ve şuradan da. No, iyi gibi. Ben göremiyorum. Siz görüyorsunuz. Gözlerim şu an kapandı. Şimdi şöyle ışığı daha iyi diye geldim. Bakın bir tarafı düzleştirdim. Bence iyi. Bir de benim ilk kullanım. Elim anca alışacak. İlk performansa göre gayet iyi. Devamını yapacağım. Bu da düzleştirmediğim yer. Şuradan. Gördüğünüz üzere. Bakın. Şunlar falan. Ne kadar şey. Bir de saçım bu çok kabarık olmuyor. Biliyor musunuz? Topladığım için. Burası böyle. Burası da böyle. Arkasını yapmamış. Şurada itibaren yapılmadı. Şu taraf yapıldı. Şu tarafı yapmadım. Arkadaşlar tamamım. Vallahi ben beğendim. İlk defa yapıyorum. Anca alışırım ama bence güzel. Dediğim gibi bence hoş. Yani 10 dakikamı falan aldı ilk yapmama rağmen. Daha böyle elim yatkın olduğu zaman bence 5-6 dakikadan saçımı düzleştirip çık yani. Bir fön etkisi zaten beklemiyorum ama bir fönlü gibi de yumuşak yaptı. Bilmiyorum. Şurada ışık daha iyi. Arkası da görüyor musunuz nasıl gözüküyorum? Arkası da böyle. Bir akşama bir hazırlığına girişmem gerekiyor. Fönlü saçlarımla saçım düzleştirdim. Sanki bir yeri keseceğim. Uğraştım. Geldim. Şimdi akşam yemeği hazırlığı. Ben de aslında bugün lazanya yapmayı düşünüyordum. Kıyma ve beşamel soslu falan oluyor ya. Daha önce hiç yapmadım. Ama ona bir güç bulamadım. Sanırım gerçekten güç bulamadım. Yani yoruldum. Bütün gündür ayaktayım. Onu artık başka bir videoda yeni vlog çektiğim bir gün birlikte yapacağız. Tadacağız. Biraz kalorili evet ama bugün sağlıklı beslendiğim için akşam normalde yiyebilirdim. Ama sonradan dedim ki neyse şimdi markete tekrar git al gel yap. Bir de bu video çok uzun olacak ya. Yemeklerimi de gösteriyorum. Bir de günlük hayatımı da koyuyorum falan. Böyle çok uzun olsun istemiyorum. Çok da baymasın sizlere. Buzdolabına. O yüzden her zaman imdadıma koşan buzdolabına dalışacağız bugün. Ne yememiz gerektiğini. Sanırım karnıyarık düşünüyorum. Annem böyle benim karnıyarığı yapıyor. Yani hazırlıyor, donduruyor. Sonra ben sadece fırında ısıtıyorum ya da tavada ısıtıyorum. Çok pratik oluyor. Sanırım karnıyarık yapmayı düşünüyorum. Yanına da acaba dedim ki şöyle birazcık bulgur pilavımı yapsam. Bir de şöyle güzel bir salata yapalım. Bakın ne kadar pratik ve sağlıklı bir menü olacak. Nasıl saçlarımı niye düzleştirici aldım ya. Bu arada daha Instagram'daki takipçilerime söylemedim. Sürpriz olsun istiyorum. Fotoğrafı paylaşan birkaç kişi şey yazmış. Tara aldın mı yoksa falan filan. Hemen fark etmişler. Çok ferahsınız ya. 3-4 günde deneyimlerimi paylaşacağım. Ama saçım yumuşak yaptı. Neyse. Sanki ben çıkardım ben. Ne uzattık. Değil mi? Hadi. Karneri alalım. Ne sanırım. Kazağım kirlenecek sanırım. Kirlenmedi sanırım buzlu olduğu için.
Tamam. Şöyle. Bu üçü çok olur tabii ki ama iki tanesini yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben yerim yani. Açım. Birazcık da bulgur pilavı. Bulgur pilavı yerine de kalsa olur. Bir şey olmaz. Yarın da çekime gidersem geç geleceğim için hemen yanına bir şey pişiririm. Bulgurum da olmuş olur falan filan. Şimdiden yarın düşünüyoruz ev hanımları olarak. Her zaman oraya yemek yaptığım zaman yarın da şunun yanına yaparım diye düşünmek. Ne yapalım? Biz de böyleyiz. Ya bir şey soracağım. Ben bunu kullansam bana laf eder misiniz? Ya sadece kurabiye pişirdim. Niye israf yapayım ki? Öyle değil mi? Yağlı değil bir şeydi. Sadece kurabiye pişirdim. Bir israf yapmayalım değil mi arkadaşlar? Lütfen. Laf etmeyin bana. 1 2 Şöyle olsun. Salata içinde ne düşündüm biliyor musunuz? Burada ben turp aldım, havuç almıştım. Öyle dedim ki turp havuç salatası yapalım. Limonlar ekşili. Of, çok iyi değil mi? Bunlar da biraz yumuşamaya başlamış. Böyle fazla yaparsam sıkıntı değil. Yarına da saklarım diye düşünüyorum. En güzel ana geldik gerçekten. Ekşi seven biri olarak arkadaşlar şu olaya bayılıyorum. Limonlar ekşisi, zeytinyağı, tuz. Of 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 of. Vallahi bir limon bile sıkabilirim ben çünkü ekşiciyim yani. Ve nar ekşisi. Ben %100 nar ekşisi kullanıyorum bu arada. Nar ekşisi suyu değil. Bu %100 nar ekşisinde glikoz falan yok. Bir tık daha pahalı tabii ki ama sağlıklı sağlıklı. Atmayacağım zeytinyağı. Zaten ekşi yeterince tat verecek. Ve tuz. Çok güzelsin, çok güzelsin. Efsane. Çok iyi. Şurada birazcık bıraktım. Yarın da iyi yiyebilirim ben. Ve yemek vakti arkadaşlar. Böyle karnıyarık. Şöyle birazcık da sunumlarca biraz daha var yarına. Yani şöyle söyleyeyim 2,5 kaşık bulgur yiyorum. Ve karnıyarık enfes salatam. Ekmek yemeyeceğim. Gayet doyurucu ve inanılmaz sağlıklı bir menü. Görüntüsü bile çok güzel. Yemeğimi yedim arkadaşlar ve geldim. Birazdan çay falan koyacağım. Zaten bir ara öğün daha yapıyorum. Yemekten sonra ben çayın yanında bir şeyler atıştırmayı seviyorum. Size bu arada bir şey söyleyeceğim. Instagram'da da paylaştım. Oradan takip edenler de görmüştür. Size çok güzel bir YouTube sayfası önerisiyle geldim. Adım Manda Kafa. Şuraya da yazacağım. Açıklama kısmına da YouTube linkini ve Instagram linkini de bırakacağım. O kadar güzel bir kanal olmuş ki. Yani içinde böyle bizim daha önce belki çoğumuzun duymadığı, bilmediği bilgileri paylaşılıyor. Bu tarz şeyleri izlemeyi seviyorsanız mutlaka bakın. Mesela ben bu Boeing bindiğimiz uçaklar var ya onlara mesela savaş uçağı olduğunu bilmiyordum. Koronavirüs ve Trump hakkında bir şeyler falan paylaşmış. Ya da gayrimüslimlerin kıyamet günündeki inandıkları şeyleri falan paylaşıyor. Böyle bilmediğimiz, duymadığımız bilgiler sık sık gelecek. O yüzden bence keyifle ve meraklı bekleyeceğinize inanıyorum. Çok sevdiğim bir abim YouTube kanalı açtı. Beni seviyorsanız, beni destekliyorsanız lütfen onu da destekleyin. Ben de abone oldum. Öyle o zaman ben şimdi bir çayımı koyayım. Ondan sonra öyle bir görüşelim. Arkadaşlar çayım demlendi. Şimdi dolduracağım. Kaynıyor. Arayan olarak da tabii ki bunu yiyeceğim. Bugün birlikte aldık biliyorsunuz ki. Zaten çok sağlıklı beslendim. Çok sağlıklı bir kahvaltı. Arayanında fit kurabiye. Akşamleyin aynı şekilde bulgur ben yiyorum. O da sağlıklı. Yanında patlıcanlı sebzeli proteini birleştirdik. Gayet sağlıklı bir gündü. Eğer ki ben şu anda yine sağlıklı bir şey yesem mesela ne bileyim işte iki tane hurma ya da bir muz gibi günü kapatsam bu tarz şeyler yediğim zaman böyle hareket ettiğim zaman böyle 100 gram 200 gram aslında biraz kilo verme dönemine giriyorum. Çünkü hareketim çok. Bütün gün ayaktaydım. Yediğim şeyler belki şu an 1000 kalori bile anca ediyor. Yakıyorum da kilo veriyorum. O yüzden genelde böyle kilo korumamı istediğim zamanlar mutlaka günde bir kaçamağım oluyor. Bu da kaçamak yerine sayılabilir. 180 kalori, 11 gram şeker var. Çok çok abartılı bir kaçamak değil tabii ki. Sonuçta bir atıyorum bir hamburger ya da bir dilim dilim pasta yemiyorum. Ama gene de minik bir kaçamak.
yiyeceğim. Tadı enfes. Gerçekten görünüşü çok güzel. Ama sizin için merak edenler için de göstereyim. Hatta birkaç tane kişi yazmış. Instagram'a da atıp BİM'e falan da geliyor. Bak falan demişsiniz. Doğru hatırladım. BİM'de de var. Bakın şöyle. Antep fıstığı. Kafamı kapatayım. Antep fıstığı falan var. Umarım netlemiştir. Kokusu falan harika. Öyle. O zaman ara öğünümde çikolata ve çay. Birkaç bardak çay içerim. Bu arada yasaklar geldi arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz gün. Yasakların olduğu gün. Birkaç kişi yapmış. Lütfen daha sık video at. Evde olacağız. Bari seni izleyelim diye. Cansınız. Teşekkür ederim. Elimden geldiğin en iyi şekilde videoları çekip atmaya çalışacağım. Bugün hem yemeli, içmeli, gezmeli, alışverişli, sohbetli, kahveli. Bayağı her şeyi içeren bir videoydu. Denemeli. Bay bay. Hoşçakalın.